Kıymetli basın mensupları, sevgili arkadaşlar. Bugün 20 Mayıs 2024 Zafer Partisi haftalık basın toplantısındayız. Dün gece komşumuz İran Devleti'nden üzücü bir haber geldi. Ölümle sonuçlanmaması dileğiyle sabahı beklerken ne yazık ki acı haber sabah ulaştı. Ve komşu İran Devleti'nin Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi ve Genç Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Hıyan uğradıkları helikopter kazasında beraberlerindeki bir eyalet valisi ve üst düzey bürokrat ve personelle birlikte hayatlarını kaybettiler. Bu helikopter kazası sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor. İran devletine ve İran vatandaşlarına başsağlığı diliyor ve ülkenin bir an önce sorunsuz bir şekilde yeni yöneticilerini seçip huzur, güven ve barış içerisinde yoluna devam etmesini diliyoruz. Ülke içi meselelere dönecek olursak kıymetli arkadaşlar, daha yeni açıklanmış olan tarım politikasına ilişkin taban alım fiyatlarıyla ilgili beklediğimiz müjdeli haberler vardı Tarım Bakanlığı'ndan. Fakat AK Parti hükümetinden beklediğimiz her müjdeli haber hüsranla sonuçlandığı için gözümüz tahılda, gözümüz yaş meyve ve sebze alım taban fiyatlarında, bakliyat alım fiyatlarında ve fındık ve çay alım fiyatlarındaydı. Yaş çay taban alım fiyatı açıklandı. Burada konuya girerken meseleyi biraz da kişiselleştirerek gireceğim. Biraz şahsi bir konu olacak bu başlangıç. Çünkü ben de bir çay müstahsiliyim. Bir yaş çay üreticisiyim. Bu sebeple açıklanan taban alım fiyatı beni de ilgilendiriyor. Tıpkı Doğu Karadeniz bölgesindeki yaş çay üretimi yapan 4 vilayetin çiftçileri gibi. Açıklanan fiyat ne yazık ki beklenenin çok altında oldu. 17 lira artı 2 liralık destekleme ile birlikte 19 lirayı bulan bir taban alım fiyatı. Bu 17 lira taban alım fiyatı beklenti olan 25 liranın çok altında kalmıştır. Düşününüz ki 1 kilogram yaş çayı sattığınızda bir bardak çayın yanında bir simit yiyemiyorsunuz. Oysa o 1 kilogramlık yaş çayın ağırlığını hesap ediniz. O yapraklar tek tek toplanarak tartıda 1 kilograma ulaşılıyor. Bu verilen rakam enflasyon oranının çok altındadır ve çiftçinin, çay çiftçisinin üretim maliyetlerini karşılamamaktadır. Çünkü 1 kilogram yaş çayın üretim maliyeti tüm girdilerle birlikte, bunun içine işçilik ve gübre ağırlıklı olmak üzere 20 lirayı bulmaktadır. 1 kilogramda maliyet, üretim maliyeti 20 lirayı bulmaktadır. 20 liraya mal ettiğiniz çayı 19 liraya satarak bir ailenin geçindirilmesini AK Parti hükümeti Türk çiftçisinden beklemekte. Çaykur'un 17 lira taban fiyatı Türk çiftçisine, çay üreticisine karşı yapılmış bir haksızlıktır. Bu oran belirlenirken TÜİK'in vermiş olduğu gerçeği yansıtmadığı halde, emir komutayla tayin edildiği halde vermiş olduğu %70 diye belirlenen enflasyon oranının bile altında bir artış verilmiştir. Buradan anlıyoruz ki Türk çiftçisinin kaderine hükmeden tarım politikalarının milli bir hükümet eliyle alınmış kararlar olmadığını anlıyoruz. Belli ki daha önce nasıl ki sökümler yaptırıldıysa pancar üreticisinden fındık ve yine çay üreticisine kadar nasıl sökümler yaptırıldıysa bu alınan tarım politikalarına ilişkin kararlar belli ki milli bir hükümet tarafından alınmıyor. Yani sipariş edilen tarım politikalarını uygulayan buradaki bürokrasi ve siyaset kurumunun varlığını anlıyoruz. Peki gerçekte olması gereken neydi yaş çay taban fiyatına ilişkin? Tekrarla söyleyeyim.
25 lira kilogramda, 25 lira olması gerekiyordu. Ve halen daha yaşça üreticisi bu fiyatın revize edilmesini bekliyor. Kıymetli arkadaşlar, hatırlayınız, ülkemizin 70 sente muhtaç olduğu, ekonomik krizlerle boğuştuğu 1979 yılını. Buradan bir örnek vermek istiyorum. 1979 yılında 1 kilogram yaş çayın alım fiyatını benzin ile, 1 litrelik benzin ile orantılayacak olursak 3'te 2 oranındaydı. 1 kilogram yaş çay fiyatı 1 litre benzinin 3'te 2 fiyatınaydı. Bugün ise 1 litre benzinin yarı fiyatından daha düşük bir fiyata yaş çay alımı yapılıyor. Bu fiyatlandırma çay tarımıyla uğraşan ailelerin daha da fakirleşmesine ve çiftçi ailelerin iç göç yoluyla yaşadıkları tarım bölgelerinden büyük şehirlere, şehir merkezlerine taşınmalarına yol açacaktır. Kendi ailemden örnek vermek istiyorum. Ben 7 çocuklu bir aileye mensubum ve çay üreticisi bir aileyiz. 1979 yılında bu 7 çocuklu aile geçimini çay tarımıyla sağlayabiliyordu. 7 çocuklu aile. Bugün ise inanın tek çocuklu bir aile aynı büyüklükteki bir çaylıktan ailesini geçindirmesi mümkün değil. Yani tarımdan, topraktan kopartılan çiftçilerden söz ediyoruz. Oysa ülkesinde yasa dışı nüfus olarak 13 milyonu barındıran ve bu kaçkınlara bugüne kadar 160 milyar dolar harcayan AK Parti hükümeti kendi çiftçisine de bu kaçkınlara yaptığının birazını yapabilirdi. Fakat bu kaçkınlara, yasa dışı kaçak nüfusa karşı göstermiş olduğu şefkat ve merhametin çok da azını bile olsa kendi çiftçisine göstermiyor, kendi çiftçisinden esirgiyor. Halbuki rakamları dikkatinize sunmak istiyorum. 13 milyon yasa dışı kaçak nüfustan bahsettim. Bunun 3,5-4 milyon kadarı yasal bir şekilde geçici koruma altındaki nüfustur. Fakat toplamda bu 13 milyon Doğu Karadeniz'de, başından beri sözünü etmiş olduğumuz, hepsi de çay tarımıyla uğraşmadığı halde, fakat çay tarımını içinde barındıran vilayetlerin nüfusunu verecek olursak, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'un bütün nüfusunu topladığımızda sadece 2 milyonu topluyor. Sadece 2 milyonluk bir nüfus. Yani 6 tane Karadeniz nüfusunu, toplamda 6 tane Karadeniz nüfusunu biz 13 milyon yasa dışı nüfus olarak ülkenin imkan ve kaynaklarıyla bakıyor ve besliyoruz. 6 tane Doğu Karadeniz nüfusunu kaçak olarak ülkede beslerken Doğu Karadeniz'in üreten, çalışan, çabalayan çiftçisine ve toplamdaki bütün nüfusa karşı reva gördüğümüz yaşam standardı ise üretim maliyetlerinin altında bir fiyatlandırmayla yoksulluğa ve açlığa mahkum eden bir tablo. Tahıl, çay, fındık, yaş, meyve, sebze üreticisi Türk çiftçisine emeğini karşılığını veremeyip Türk vatandaşlarını, Türk çiftçisini yokluğa, yoksulluğa ve açlığa mahkum eden bir AK Parti hükümetinden söz ediyoruz. Bu gidişatın artık kendisine de zarar vermeye başladığını gören AK Parti hükümeti tasarruf tedbirlerine yöneldi malumunuz. Zira hem bürokrasinin hem siyaset oligarşisinin yaşamakta olduğu şaşaa, şatafat, lüks, gösteriş hayatı artık toplumu iyice rahatsız etmeye ve toplumsal gerginliğe sebep olmaya başladığında tasarruf tedbirlerine gidildi. Fakat yapılan, alınan kararlar görülüyor ki bu tasarruf tedbirleri göstermelik makyaj tedbirler. Sadece birkaç servis arabasının servis dışı bırakılması, makam otolarının yere alınması ve yeni yatırımların önlenmesi şeklinde. Oysa asıl gider, asıl deliklerin kapanması, asıl giderlerin önüne geçilmesine dönük herhangi bir tedbirin alınmadığını görüyoruz. Zira 2024 yılında yine hükümetin vermiş olduğu rakamlara göre cari açık yaklaşık olarak 83 milyar dolar olarak görünüyor. Şimdi açıkladıkları tasarruf tedbirlerinin neticesinde elde edecekleri tasarruf ise
Bu 83 milyar dolarlık tasarruf cari açığın inanın %5'i bile değil. Verilen rakamın bu şekilde kıyaslaması yapıldığında. Oysa bu rakamın denk geleceği oran sadece köylerin, kamu özel işbirliği yatırımlarının yıllık karına denk geliyor. Köylerin yıllık karı garantili bir şekilde 5 milyar dolar. Buna dönük herhangi bir revizyon, herhangi bir yeniden mütalaa etmek, yeniden değerlendirmek yapılmış değil. Köy projelerine dönük verilen güvenceler aynı şekilde yürüyor. Yurt içi ve yurt dışındaki yabancıların yaşamlarını, hayatlarını iyileştirmek adına yapılan, bunun kamu diplomasisi başlığı altında da olabilir, değişik başlıklar altında da olabilir. Fakat nihayetinde hem yurt içinde hem de yurt dışındaki yabancıların yaşamlarını iyileştirmek için yapılan harcamalarsa 18 milyar dolar gibi rakamlar. Buna dönük de herhangi bir tasarruf tedbirlerini içeren uygulama, yaptırım yok. Tamamı bunların dışında bırakılmış vaziyette. Bütün bu olumsuz tablolara rağmen AK Parti hükümeti iktidarını zorlanmadan sürdürebiliyor değerli arkadaşlar. AK Parti hükümetinin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan sevinçli bir şekilde sarı muhalefetin lideriyle yapmış olduğu sırdaş toplantının bitiminde sevinçle ve mutlulukla açıkladığı gibi önlerinde seçimsiz, sandıksız, pırıl pırıl bir 4 yıl olduğunu söylemişti. Evet, AK Parti ve Sayın Erdoğan iktidarını bugüne değin sürdürebildi ve önümüzdeki 4 yıl içinde ana muhalefet lideriyle yapmış olduğu görüşmenin neticesinde önümüzdeki 4 yılı da güvence altına aldığını söyledi. Bu göstermelik sarı muhalefetin seçmende karşılık bulması sebebiyle seçmende karşılık bulduğu Türkiye'mizde AK Parti için gelecek 4 yıl pırıl pırıl görünüyor olabilir. Fakat hayat pahalılığı altında ezilen Türk vatandaşları için her günümüz, her bir gün zifiri karanlık olacaktır. Ve bu karanlıktan bir aydınlık doğmayacaktır. Hayat pahalılığı altında ezilen Türk vatandaşları bir 4 yıl daha beklemeye tahammül göstermeyecektir. Seçimsiz, sandıksız Türkiye'yi pırıl pırıl gören iktidar sahipleri biliniz ki yoksulluğa ve açlığa mahkum ettiğiniz Türk halkı, Türk seçmeni size koskoca bir 4 yıl boyunca tahammül etmeyecektir. Bu haftaki basın toplantısında odağı tarıma, açıklanan taban fiyatlarına çevirmek istedim. Bu sebeple gerek dış politikada, gerekse milli eğitim, sağlık ve iç güvenlik politikalarına ilişkin başka konulara girip dikkati, odağı dağıtmak istemiyorum. Zira tarımsal ürünler taban alım fiyatlarının açıklandığı dönemlerdeyiz. Bu bakımdan çiftçiler adına force etmemiz gerekiyor hükümeti. Hükümeti baskılamamız gerekiyor Türk çiftçisi adına. Bu sebeple taban alım fiyatları üzerinden kamuoyunu bilgilendirmemiz ve kamuoyu oluşturma çabamız sürecektir. Ancak suç örgütlerinin iç güvenlik meselesi haline geldiği ve Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti'de ve Türkiye'de bir iktidar, parti içi iktidar, bir genel başkanlık arasında dönüştüğü, suç örgütleri dosyaları üzerinden Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti genel başkanlığına dönük bir mücadelenin yürütüldüğü, fakat ne yazık ki bu parti içi mücadelenin bürokratik kadrolar eliyle yürütüldüğü, çoğunlukla da adli ve güvenlik bürokrasisi üzerinden yürütüldüğü bir Türkiye'de. Özellikle son bir aydır bu haberlerle yatıp kalkıyoruz ve bu sebeplerle faili meçhul siyasi cinayet dosyaları 1,5 yıl mahkemeye sevk edilmeyi bekledikten sonra içi boş iddianamelerle bundan sonra süresini bilemediğimiz aylar boyunca da mahkeme sonucunu bekleyeceğiz.
Bu nedenle bu konulara, sağlık ve eğitimle ilgili ve iç güvenlikle ilgili konulara değinmedik. Zafer Partisi olarak taban alım fiyatlarının açıklandığı bu dönemlerde dikkatimiz, odağımız Tarım Bakanlığı ve onun açıkladığı politikalar üzerine olacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sunumum bu kadar. Fakat devamında bunun da dışında, bu ve bunun da dışında sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım. Buyurun. Geçtiğimiz hafta Devlet Bahçeli, Gaziantep ve Şanlıurfa bizim için neyse Gazze'de odur dedi. MHP liderinin bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir sorum daha olacak. Geçtiğimiz hafta basın açıklamamıza değindiniz fakat geçtiğimiz hafta yine Arapça tabelalar meşgul etti ve Özgür Özel Zafer Partisi'ne kastederek bu Arapça tabelalarla ilgili gündemi bir popülizm olarak değerlendirdi. Evet. Ve 6 milyon vatandaşımızın ana dili Arapçadır dedi. Ve Türkiye vatandaşlarının Kur'an-ı Kerim'in dili olan bu Arapçaya karşı yapılan hürmetsizlikten alınacağını söyledi. Özgür Özel'in açıklaması nasıl değerlendirdi? Evet. İlkinden başlayacak olursak, İsrail'de Tel Aviv hükümetinin devlet terörüne dönüşmüş olan saldırıları, sivil halkı, özellikle de çocukları ve kadınları çoğunlukla hedef alan ve kayıp sayısı 35 bini aşan saldırıları insanlık vicdanını kanatmaktadır. Her dinden, her dilden, her milliyetten insanlar ayağa kalkmış vaziyettedir. Ve burada kaybeden sadece İsrail'deki, Tel Aviv'deki Netanyahu hükümeti değil, beraberinde İsrail dışındaki Yahudi kimliği taşıyan vatandaşlar da, insanlar da, fertler de kaybetmektedir. Ve onların da Netanyahu hükümetine karşı dönük itirazlarını, reddiyelerini görüyor, duyuyor, dinliyoruz. Tekrar ediyorum, yapılan saldırı, Gazze'ye yapılan saldırı, çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu 35 bin kişinin hayatını kaybetmiş olduğu bu saldırı adeta bir devlet terörüne dönüşmekte. Ancak şu serinlik veriyor yüreğimize ki İsrail halkının yarısından fazlası Netanyahu hükümetinin ve uygulanmakta olan bu politikaların karşısında. Diğer yandan Hamas'ın Netanyahu hükümetine bu saldırıları yapması için koz veren, bu saldırılara yol açan, elbette ki başlangıç bu değildir, süre gelen sürtüşmeler vardır. Fakat bu saldırıyı başlatan, tetikleyen, ilk sivillere dönük Hamas'ın yapmış olduğu saldırıyı da az önceki tanımlamış olduğum, devlet terörü diye tanımlamış olduğum terörist saldırının dışında kavramsal olarak tutamayız. Çünkü sivillere, yaşlılara, kadınlara dönük yapılan saldırı terör saldırısı olarak adlandırılır ve Hamas'ın o tarihte yapmış olduğu saldırı bir terör saldırısıydı. Nitekim Batı Şeria'daki hükümetin bile, Filistinli hükümetin bile, Abbas'ın bile kabul etmediği, reddettiği bir Hamas yönetimi söz konusu. Yani oradaki Netanyahu hükümeti Filistinlilere zulmediyor da Hamas bundan geri mi kalıyor? Aynı şekilde Hamas'ın da bir zulmü söz konusu. Gazze'de Netanyahu hükümetinin evet kendi inançlarına göre vaat edilmiş topraklara ilişkin Siyonist emelleri olabilir. Ve bu emeller o toprakların Arapsızlaştırılmasını bir etnik temizliğe uğratılmasını gerektirebilir. Bize düşen oradaki bu mücadeleyi teolojik bir politika üzerinden yürütmeyip insan hakları, insanlık hukuku, vatandaşlık hukuku ve devletler hukuku üzerinden yürütmemiz gerekir. Ve Netanyahu hükümetinin Filistin'i Arapsızlaştırma politikasına hizmet etmemeliyiz. Bir yere getireceğim. Geçen haftaki değinmiş olduğumuz yıllık 7000 sayı aşılacaktır mutlaka ama hükümet 7000 diye verdi. 7000 yabancının ücretsiz olarak ülkemizde hastanelerde tedavi edilmesi konusu konuşulmuştu. Bu insanlar aslında Gazze'nin tahliyesine ilişkin sunulan bir hizmetti bizim yapmakta olduğumuz. Şimdi bunu yaralıların tedavisi şeklinde gösteriyorlar. Dikkatinize sunmak istiyorum.
Gazze'den tahliye edilip tedavi için Türkiye'ye getirilen Filistinlileri tekrar Gazze'ye gönderebilecek misiniz? Gazze'ye yardım malzemesi olarak gönderdiğiniz makarnayı, ilacı, yiyecek içeceği bile Gazze'ye sokamazken, Netanyahu hükümeti buna izin vermezken, siz burada tedavi ettiğiniz Filistinlileri tekrar nasıl Gazze'ye gönderebileceksiniz? Gönderemeyeceksiniz. Öyleyse bu yaptığınız nedir? Bu yaptığınız tahliyedir. Oradaki Arap nüfusun tahliyesidir. AK Parti hükümeti bunu yapmaktadır. Yani memleketteki romantik siyasal İslamcı gençlerin dikkatine bu hususu sunmak istiyorum. Hamas asla bir Kuvayi Milliye değildir bizim için. Bunu Kuvayi Milliye'ye bir hakaret olarak kabul ederiz. Ve misaki milli sınırları içerisinde bulunmayan herhangi bir toprağı da misaki milli sınırlar içerisindeki bir vilayetimizle denk tutmayız. Ancak misaki millinin dışında kavramsal olarak yurt diye yüreğimize ve fikrimize kazıdığımız diğer bir kavram Turan coğrafyasıdır. İyi ama Filistin Turan coğrafyasında içinde değildir. Dolayısıyla az önce Sayın Bahçeli'nin açıklamasına ilişkin yönelttiğiniz soruya vereceğim cevabım budur. Orada aynı yerde durmuyorum. Sayın Özgür Özel'in açıklaması, evet Özgür Özel yapmış olduğu açıklamanın altında kalmıştır. Sadece Zafer Partisi'nin ilk itirazıyla kalınmadı. Ardından toplumsal bir itiraz geldi. Beraberinde CHP'lilerin de itirazları oluyor Özgür Özel'e. Ve bu görüşünü, iddiasını revize etmek zorunda kaldı Sayın Genel Başkan. Fakat yine de arızalı, sakıncalı bir açıklama. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana dili Türkçedir derken burada hiç kimsenin validesinden, anasından söz edilmiyor. Esas dilden, temel dilden söz ediliyor. Temel dil, esas dil Türkçedir diyor, konuşuluyor. Bunun dışında vatandaşların kendi evlerinde annelerinden öğrendikleri dil, kendilerinin hanelerinde mutfağa, tarlaya, sapana ilişkin sözcüklerden oluşan dil, kendilerinin elbette konuşabileceği bir dildir. Fakat Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını anayasanın belirlediği vatandaşlık kimliğinin tarifine 66. maddede bulunan vatandaşlık kimliğinin dışında bir kimlikle tanımlamak suçtur. Anayasal bir suçtur ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Cumhuriyet projesini anlamamış olmak demektir ve Cumhuriyet projesine karşı gelmek demektir. O gün de söylemiştim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü genel başkanı Sayın Özgür Özel hem Cumhuriyeti hem halkı reddeden, karşısına alan bir siyasal anlayışta, hangi tarlanın mahsulü, hangi iklimin ürünü olduğunu bilmediğim bir siyasal zihniyetle Cumhuriyet Halk Partisi'nin varoluş sebepleriyle çelişen, iddialarıyla, ilkeleriyle, ülküsüyle çelişen, çatışan bir siyaset gidiyor. Milliyetçilik ilkesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ilkesinden en önemli bir ilkeyken onu terk etmişti. Ardından inkılapçılık, devrimcilik ilkesi, harf inkılabına karşı çıkarak Sayın Özgür Özel inkılapçılık ilkesini terk etti. Görüyorum ki bugün de devletçilik ilkesiyle uğraşmakta. Devletçilik ilkesini sadece bir ekonomik politika olarak ele almamak gerekir. Burada bir cumhuriyet projesi vardır. Sayın Özgür Özel yurttaşların tek bir milli kimlikle tanımlandığı ve kimsenin soyunun sopunun araştırılmadığı bir anlayışa itiraz getirmektedir. Ve buna rağmen yine de kendi tutarsızlığı içerisinde bile vermiş olduğu 6 milyon rakamı çelişkilidir. Çünkü en etnikçi olanın bile vermiş olduğu rakam Türkiye'de 2,5-3 milyondur. Fakat bunu abartmayı, diğer etnik grup nüfuslu grupların nüfusunu abartmakta olduğu gibi bu kez burada da diğer bir grubun rakamını abartmayı bizim bu siyasal zihniyettekiler pek bir seviyorlar. Orada bile rakam 6 milyon değil 2,5 milyondur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Benim iki sorum olacaktı. Bir tanesi, bu hafta Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı bir Hintli'yi Türk polisi kurtardı. Biz böyle bir olay yaşadık. İstanbul'da bir Suriyeli eşinin kardeşleri satırla doğradı. Bu dün oldu bu olay. Bir de 19 Mayıs gösterilerinde sahneye Türk gençleri değil de bir ilimizde
sığınmacılar çıkartıldı ve kendi bayraklarıyla onlara şov yaptırıldı. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda. Siz bu konular için ne diyeceksiniz? İkinci sorum ise merhum rahmetli mevkidaşınız Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, beni de öldürecekler haberiniz olsun dedi. Bu konu hakkında evet. Neler söylüyorsunuz? Bahsettiğiniz illerimizde yaşanan hadiseler başından beri Zafer Partisi kurucu lideri Sayın Ümit Özdağ'ın işaret etmiş olduğu bu gidişat çeteleşmeye, mafyalaşmaya doğru gidecektir. Çünkü bir ülkedeki yasa dışı, kaçak nüfus o ülkenin kayıt dışı ekonomisinden geçinir. Türkiye'de de maşallah kayıt dışı ekonomi oranı %50 ile 60 arasındadır. Ve bizim ailelerin edebiyle, adabıyla yetiştirdiği, eğittiği çocuklarımız bunların çirkinliğiyle, çirkefliğiyle, saldırganlığıyla baş etmekte zorlanacaklardır diye başından beri dikkat çektiğimiz husus yaşanmakta. Şimdilik kendi aralarında da bunu yaşıyorlar. Bir hakimiyet savaşı, bir güç savaşı olarak devam ediyor. Daha bu Türklere dönük olarak da kalabalık oldukları ilçelerde ve illerde yaşanıyor. Daha da artacaktır. Bunun 15 yıl sonrası, 20 yıl sonrası daha da büyük felaketlerle sonuçlanacaktır. O gün geldiğinde Zafer Partisi haklıymış. 20 yıl önce bir Zafer Partisi vardı. Fransa get doları gibi mi olacak? Bir Zafer Partisi vardı ve bizi uyarıyordu. Fakat annelerimiz, babalarımız bunu anlayamamıştı diye söyleyeceklerdir. Fakat çok geç olacaktır. İşte burada halkın Zafer Partisi duyarlılığıyla partinin yanında olup sadece üyeliğiyle, siyasal düşüncesiyle vereceği oylarla Zafer Partisi'nin yanında olmasını istiyoruz. Çünkü bu işin hukuk yoluyla çözülmesi gerekiyor. Bu işin yasal çerçevede, kanunlar çerçevesinde kalınarak çözülmesi gerekiyor. Eğer hükümet ve devlet gerekeni yapmazsa halk gerekeni yapıyor. Verdiğiniz örneklere, bu söylediğim söze ilişkin yeni yaşanan bir örneğe vermek istiyorum. Dün Kırgızistan'da yaşananlar. Kırgızistan'da rahatsız edici sayıda bir Pakistanlı nüfus var. Yine yasa dışı kaçak bir nüfus bu. Bir grup Pakistanlı genç bir Kırgız genç kıza topluca tecavüz etmişler. Bunun duyulması üzerine Kırgız halkı her şehirde, yalnızca olayın yaşandığı şehirde değil, Kırgızistan'ın her şehrinde Pakistanlılara dönük bir insan havana çıkmışlar. Ve Pakistanlılar hemen hepsi, kadın erkeği, olayla ilgili ilgisiz bütün Pakistanlılar Kırgızistan'ı terk etmek zorunda kalmışlar. Alelacele. Şimdi bu halkın kendi hukukunu uygulaması demek. Bunun olması arzulanmaz. Bir ülke için hoş bir şey değil bu. İnsanlık adına da hoş değil. Bu sebeple hukuk ve yasalar çerçevesinde kalınarak bu meselenin çözülmesi gerekiyor. İşte burada da Zafer Partisi'nin dikkat çektiği hususlar, ortaya koyduğu bakış açısı diğer siyasi partilerce de paylaşılmalı. Lütfen yapay, yapmacık, sahte bir hümanizma içinde olmasınlar. Bu bir sorun. Halkla konuşsunlar. Kendi üyeleriyle, parti ilçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşsunlar. Bu mesele hakkında sokaktaki yurttaşın Zafer Partisi ile aynı görüşte olduğunu anlayacaklar, göreceklerdir. Bu meseleyi ele alsınlar. Yani batıya karşı şirin görünmek, batının Türkiye'yi mülteci kampı yapmak, batıyı mültecilerden, sığınmacılardan yalıtmak için almış olduğu kararların Türkiye'deki uygulayıcısı olmak rolüne bürünmesinler. Burada iktidara taşınabilmek için. Bunu yapmasınlar. Memlekete kötülük yapıyorlar. Memleketin 15-20 yılı için çok daha vahim sonuçlar doğuracak olan bir husustur. Merhum Sinan Ateş cinayetinde eşi öğretmen Ayşe Ateş Hanım'ın yapmış olduğu açıklamalar önemli. Ayşe Hanım aslında devletine güvenmişti. Kendisiyle ilk görüştüğümüzde bu meselenin medya önünde tartışılmasını istemediğini söylemişti. Konuşulmamasını istemişti. O sebeple ben, birçok arkadaşım medyaya çıkmadık bu konuyla ilgili olarak, konuşmadık. Sebebi Ayşe Hanım'ın bu isteğiydi. Şunu söylemişti, devlet yetkilileri bana gelip konunun takipçisi olduğunu söylediler. Lütfen kimse bu konu üzerinde meseleyi tartıştırmasın. Devlet takip ediyor diyor. Fakat anlaşılan Ayşe Ateş hanımefendi, sevgili Ayşe öğretmen, herhalde
oradan umudunu kesmiş olmalı ki, bırakınız başkalarının konuşmasını, artık kendisi bile iki yetim çocuk annesi olarak feryat ediyor ve can güvenliğinin de olmadığını söylüyor. Bu feryat eden iki yetim çocuk annesi acılı eş Ayşe Ateş'in sesine toplum kulak veriyor. Diğer siyasi kurumlar da kulak veriyor. Herkes kulak veriyor. Fakat Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve onları görevlendiren hükümetin başı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kulak vermiyor. Ben Sayın Tayyip Erdoğan'ın bu kadar vicdansız, bu kadar duygusuz, duyarsız birisi olmadığını biliyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acılı eş Ayşe Ateş öğretmeni davet edip, bakanına davet edip onu dinlemesini ve bu konuya eğilmesini istiyorum. Rica ediyorum, bekliyorum, diliyorum. Cumhurbaşkanı bunu yapabilir. Nasıl ki cezaevindeki mahkumların salınmasına, bireysel olarak hukuk kendisinin karar almasına yetki ve hak veriyorsa, bu konuya da yine hukuka müdahale etmesin. Fakat dinlesin, çünkü hukuka aykırı işler yapılıyor. Hem İçişleri Bakanlığı'nda, hem Adalet Bakanlığı'nda, adliye koridorlarında hukuka aykırı işler yapılıyor. Ve bu işleri yapanlar birbirlerine karşı iktidar mücadelesini olarak yapıyorlar. Ve her iki kadronun da sahipleri, her iki kadroyu da oraya atayanlar 21 yıldır ülkeyi yönetmekte olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani içeri alınan da içeri atan da her iki tarafın kadroları da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadroları. Bir önceki hükümetten devralınmış kadrolar değil. Yani vatandaş olarak biz ülkemizde AK Parti'nin kendi içindeki iktidar mücadelesini izliyor ve o iktidar mücadelesinin hayhuyu altında eziliyoruz. Hukuktan yoksun kalıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Azmi Bey, dün 19 Mayıs Atatürk Camii'nde spor bayramını biliyorsunuz. Göreve geldiğinden beri yaklaşık 40 ülke gezen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yine Anıtkabir'e gitmedi. Yani yaklaşık 7 yıldır da zaten hiçbir milli bayramda kendisi Anıtkabir'i ziyaret etmedi. Evet. Evet. Ali Erbaş hakkında Türk toplumu hükmünü vermiştir. Ali Erbaş kendini açık etmiştir. Ali Erbaş'ın makyajı da dökülmüştür. Maskesi de düşmüştür. Ali Erbaş bu topraklara ait bir fert değildir Türk toplumu nezdinde. Ali Erbaş Cumhuriyet Türkiye'sinin kurmuş olduğu bir makam olan Diyanet İşleri Başkanlığı makamına layık birisi de değildir. Ve kendisinin kabul etmediği, reddettiği Cumhuriyet projesinin bir makamında da oturması onun adına bir çelişki, bir tutarsızlıktır. Fakat Ali Erbaş gibi bir biyolojinin kendi içerisinde tutarlı olmasını beklemiyoruz. Ali Erbaş bizim nezdimizde bir yurttaş değerinde değildir. Bırakınız Diyanet İşleri gibi Müslümanların temsilcisi olacak olan makamın başında bulunmayı, bizim için bir yurttaş değerinde bile değildir Ali Erbaş. O sebeple değerlendirme dışı tutmak istiyorum. Çünkü hukuken dava konusu olmayacak herhangi bir sözcük kullanmadan, bir cümle kurmadan Ali Erbaş'ı değerlendirmek mümkün değil. O yüzden değerlendirme dışı tutalım. Teşekkür ederim.